Gezegöre Türkiye YouTube kanalının kıymetli takipçileri, hepinize merhaba. Ankara ilimizdeki müze gezilerimize devam ediyoruz. Bu videomuzda Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi'ni gezip göreceğiz. Sizler videomuzu izlerken ben de bu mekanlar hakkında derlediğim, edindiğim bilgileri paylaşmaya çalışayım. Günümüzde Devlet Resim ve Heykel Müzesi binası olarak hizmet veren tarihi yapının 1927 yılında Türk Ocağı Merkez Binası olarak inşaatına başlanılmıştır. Görüntülerini izlemekte olduğunuz bina, Osmanlı dönemi Ankara'sının Namazgah Tepesi'nde Müslüman mezarlığı olarak da bilinen alanda Etnografya Müze binasının hemen yanında inşa edilmiştir. 1924 yılında zamanın tanınmış mimarlarından teklifler istenmiş, Mimar Arif Hikmet Bey'in çizdiği sulu boya resim, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa tarafından beğenilmiş ve proje onaylanmıştır. Mustafa Kemal Paşa, binada Türk süslemelerinin kullanılmasını ve yalnızca Türk işçilerinin çalışmasını istemiştir. Ancak vasıflı elemanlar hep yabancıdır. Zamanın şartlarında bu işlerden anlayan ustalar savaşlara katılmışlar, ya şehit olmuşlar ya da yaralanıp sakat kalmışlardır. Mimar Koyunoğlu etrafa haber salar. Mermer işinden anlayan mezar taşı ustalarını toplayarak ve Marmara Adası'ndan mermer getirerek 1930 yılı Nisan'ında binanın inşaatını tamamlar. İnşaatta mermer ustası Hüseyin Avni, maden ustası Hakkı, taşçı ustası Baki ve Ankaralı Hüseyin Efendiler gibi isimler çalışır. Türk Ocağı olarak inşa edilen bina bir yıl boyunca bu amaca hizmet etmiş. 1931 yılında Türk Ocakları'nın kapanmasından sonra 10 Haziran 1931 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkası'na devredilmiştir. Müzeyi gezmek için gelmek isteyenlere kısa bir bilgilendirme yapmayı gerekli bulunuyorum. Müze kartla ziyaretinizi gerçekleştirebilirsiniz. Girişte pandemi tedbirleri uygulanıyor. Önce ateşiniz ölçülüyor. Ardından HES kodu sorgulaması yapılıyor. Üçüncü olarak aşı kartı soruluyor ve en az 2 aşı yaptırmış olmanız gereklidir. Bunları geçtikten sonra görevlilerden önemli uyarı geliyor. Müzede fotoğraf çekebileceğinizi ancak video kaydının yasak olduğunu öğreniyorsunuz. Bu hatırlatmanın ardından sağdaki bölümden müze turuna başlıyoruz. Yapı 1932 yılında Ankara Halk Evi olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1952 yılında halk evlerinin kapatılması üzerine bina hazineye devredilmiş, kullanma yetkisi ise yeniden açılan Türk Ocakları'na verilmiştir. ...1952-1961 yılları arasında binada Türk Ocakları Derneği'nin düzenlediği etkinliklerin yanında devlet tiyatrolarının temsilleri ve Ankara Belediyesi'nin nikah hizmetleri de verilirdi. Bina 1961 yılında Milli Eğitim, 1965 yılında Köy İşleri, 1971'de Milli Savunma Bakanlıklarına, 1972'de yeniden Milli Eğitim Bakanlığına verilmiş, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu haline getirilmiştir.
Bina 1975 yılında Kültür Bakanlığı'na devredilir ve müze haline getirilmesi için çalışmalar başlar. 1985 yılında Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla bina orijinal şekline uygun olarak restore edilmeye başlanır. Böylece müze işlevinin yanı sıra kültür merkezi işlevi de kazanır. Müzede Türk sanatçılarına ait Cumhuriyet öncesinden günümüze kadar tarihlenen resim, heykel, seramik, baskı ve Türk süsleme sanat eserleri sergilenir. Şeker Ahmet Paşa, Abdülmecit Efendi, Hüseyin Zekai Paşa, Halil Paşa, Hoca Ali Rıza gibi ressamların resimleri ilk bölümde, İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Namık İsmail gibi sanatçıların eserleri ise Cumhuriyet dönemi ürünlerinin sergilendiği ikinci bölümde yer alır. Müzenin oluşumu 1978 yılında devlet kurumlarındaki sanat eserlerinin toplanmasıyla sağlandı. Sanat eserlerinin tespit edilip toplanması için oluşturulan sanatçı grubu Eşref Üren, Turan Erol, Akif Kaptan, Orhan Peker, Refik Epikman, Osman Zeki Erol, Şefik Bursalı'dan oluşuyordu. Ekip koleksiyona değecek değerde 500 kadar eser belirledi. Bu eserler bir başbakanlık genelgesiyle toplandı, restorasyon ve konservasyonları yapıldı. Şeref Akdik'in eşi Sara Akdik'in 40 yapıtlık Şeref Akdik koleksiyonu, Çelik Gülersoy'un 7 yapıtlık hat koleksiyonu, Emel Korutürk'ün İbrahim Çallı portreleri, İbrahim Cimcoz'un İbrahim Çallı portresi, Hikmet Onat, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eşref Üren ve Arif Kaptan'ın birer yapıtından oluşan bağışları ile koleksiyon geliştirdi. Müzedeki eserlerin sayımının yapılarak orijinalliklerinin tespit edilmesi için 2007-2008 yıllarında oluşturulan iki ayrı sayım komisyonu çalışmaları sonucunda 256 parça eserin kayıp, 14 adet eserin orijinalinden çekilmiş fotokopisi yani sahtesi, 32 eserin tam sahtesi, sahtelerle birlikte 302 eserin orijinallerinin bulunmadığı rapor edilir. Bu çalışmalar sürerken 2009'da müzede Hoca Ali Rıza'ya ait 13 adet kara kalem eskizinin çalınarak yerine fotokopilerinin konulduğu anlaşılır. Organize bir suç örgütü tarafından müzeden çalınarak satıldığı anlaşılan tabloların bir kısmı gerçekleştirilen soruşturma ve baskınlar sonucunda 2013 yılında çeşitli koleksiyonerlerin evinde ele geçirildi. Envanterinde 3629 adet eser ile Türk resim sanatının en önemli koleksiyonlarını barındırır. Son olarak 2019 Aralık ayında restorasyon çalışmaları başlamış, 28 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılışı yapılmıştır.